dostlar. Şimdi işte biz böyle biliyorsunuz paylaşımlar yapıyoruz. Ondan sonra yorumlar vesaireler. Bir tane erkek dostumuz demiş ki işte siz Kur'an'ı sol tarafınıza koydunuz. İşte oradan gidiyorsunuz falan filan. İşte abdest falan filan demiş. Şimdi tabii ki bizim kapımız herkese açık. Yani gelen gelir, nasibi varsa alır ve gider. İkincisi, yargılamak çok basit bir şeydir. Sen nereden bilirsin benim abdestsiz olduğumu? Sen nereden bilirsin gönlümdeki yangınla, o Kur'an'la nereye gideceğini, beni kimin çağırdığını? Şimdi böyle olduğu için işte zaten bölücülük burada başlıyor dostlar. Kur'an dediğimiz şey tıpkı bu iPhone cihazlarını düşünün, elinizde alıyorsunuz değil mi? iPhone ilk kullandığınızı düşünün. Açıyorsunuz cihazı. Ay diyorsunuz bu kullanılan şeyin neresi, şurası neresi vesaire. Ondan sonra da o iPhone'un kitabı ile birlikte, kitapçı ile birlikte cihazı keşfediyorsunuz. İşte Kur'an da diyor ki sana kendini keşfet diyor. Oku diyor. İkra diyor. Burada okurken sen o Kur'an'ı almışsın, odanın ya da evinin en üst rafına koymuşsun. Elini bile açmıyorsun. Abdeste dokunayım falan filan diyorsun. Sen kendini okuyor musun? Sen kendin o Kur'an'ı oralara koyarken burada Instagram'da hiç tanımadığın bir insanın videosuna yorum yaparken senin gönül abdestin nerede? Şimdi burada biz o dostumuzu, o arkadaşımızı yargılamıyoruz. Yargılamak sadece Allah'a mahsustur. Biz niye bu videoyu açtım biliyor musunuz? Hani kızgınlık vesaireden değil. Herkese şifa olsun. Herkese aktarım olsun. O dostumuz da benim yargılayan bir tarafım. Müminin aynasıdır yasası. Belki ben de içerimde bir başkasını yargılıyorumdur bir şeyden. Orada yargı yapmıyorum ya da hani kötü bir şey söyledi demek istemiyorum. Sadece ve sadece bize öğretilen şeyi gerçekten okuyor musunuz? Çakralar diyoruz, tekamül diyoruz, tekamül omurgamızdan geçer diyoruz. Numerolojide 33 rakamı diyoruz, 33 tane de boğumumuz var diyoruz. Ne varsa alemde hepsi Adem'de diyoruz. O yüzden hani burada bilemezsin kimin mertebesi nerededir. Bilemezsin o yargıladığın insanın gökteki mertebesi, apoleti nedir? Bir insanı yargılarsın kıyafetinden, bir insanı yargılarsın içtiğinden, içkisinden. Sen bilemezsin o içmiş olduğu o içkisiyle o Allah'ı zikretmektedir. O yüzden bir insanı, bir kişiyi, bir durumu, bir olayı yargılamadan önce insan kendi gönlünün abdestini alıp kendini dönüştürüp, kendine bakıp, kendi nerelerde kendini yargılıyor ona bakıp o şekilde dönüştürecek ki birlik bilinci başlasın. Çünkü yaratılan her şeyde deniz, hava, ay, güneş, insan Allah'ın 99 esması mevcuttur. Teşekkür ederiz. İnşallah katkı olur.